Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Kazanım 44 ile yine karşındayım. Hazırsan hiç bekletmeden derse girmek istiyorum. Gelsin mi birinci soru? Gelsin, hadi bakalım. Gelelim birinci sorumuza. Şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman. Şimdi logaritma var. Tabii x üzeri logaritma x var. Çok güzel. Ben burada şunu hissettim. Tekrar ediyor, yazalım şuraya. Logaritma x eşittir 1000 x kare. Ben diyorum ki her iki tarafa logaritma takalım. Logaritma takalım. Logaritma. Yani 10 tabanda logaritma takarsak bu üstte olduğu için başa iner. Doğru mu? O zaman logaritma x çarpı logaritma x oldu. Hay hay. Pardon, şunu düzeltelim. Bu da logaritma x. Değil mi? Logaritma x çarpı logaritma x oldu. Eşittir. Şimdi logaritma 1000x kare nedir değerli arkadaşım? Logaritma 10 üzeri 3 artı logaritma x kare diyebilirim, değil mi? Burası zaten 3 başa iner ki logaritma 11'dir. 3 yapar. O zaman hemen devam ediyoruz. Sonuç olarak bir de evet logaritma x'in karesi gelecek burada. Eşittir 3 artı 2 tane logaritma x gelecek. Şimdi değerli arkadaşım logaritma x'e t diyelim. O zaman t kare eksi 2t eksi 3 eşittir 0. Ne oldu? Eksi 3'e artı 1. T'ye t. Hay hay. Eksi 3 artı 1. Buradan t eşittir 3 ve t eşittir eksi 1. T dediğimiz ifade neydi? Logaritma x'ti. O zaman 10'du yazılmadığına göre taban. X eşittir 10 üzeri 3. Yani 1000 yapacaktır. Buradan logaritma x eşittir eksi 1 ki x eşittir 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 10 yapacaktır ki 1000 çarpı 1 bölü 10 o da 100 yapacaktır. Birinci sorumuzun doğru cevabı dolayısıyla nedir değerli arkadaşım? D seçeneğidir. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da aynı şey yapalım. Aynı şey yapalım. Şu yukarıdan başlayayım. X üzeri ln x denilmiş eşittir e kare x. Her tarafı ln fonksiyonuyla takalım. Ln x fonksiyonu takalım. Ln fonksiyonu takalım. Ln. Tabii x ln x ifadesi başa iner. Ln x çarpı ln x. O da eşittir. Ln e üzeri x artı ln x. Çünkü arada çarpım olduğu için toplam olarak yazıyorduk, değil mi? Yine aynı mantıkla ln x'e t diyecek olursak burası t kare. Tabi x başa inecek, değil mi? Şöyle bakalım. Çok özür dilerim. Çok özür diliyorum. Gözümüzden kaçan ufak bir şey var. Çünkü burada x olmaması lazımdı. Soruya da baktığım zaman orada x yok zaten. Ne var? 2 var, değil mi? Burada 2 var. Ln e 1 de zaten 2 başa indi. 2 artı t oldu. Dolayısıyla t kare eksi t eksi 2 eşittir 0'dan eksi 2'ye artı 1 oldu. Buraya da t t diyebilir miyiz değerli arkadaşım? Deriz. Yani t dediğimiz ifade neydi? T dediğimiz ifade ln x'ti. Logaritma e tabanda x'ti. O da eşittir. Ya 2'dir ya da logaritma e tabanda x yani ln x ifadesidir bu. Bu da eşittir. Eksi 1'dir. O zaman buradan x eşittir e kare. Buradan da x eşittir e üzeri eksi 1. Kökler çarpımından bahsediyor. E kare çarpı e üzeri eksi 1. Bu da e üzeri 1 yapacaktır ki ikinci sorumuzun doğru cevabı nedir? Değerli arkadaşım D seçeneğidir. Geldik üçüncü soruya. Son sorumuz bu bölümün kazanım 44'ün son sorusunu bitiriyoruz. Kazanım 44 de bitiyor. Şimdi aynı şeyi burada uygulayabilir miyiz? X üzeri logaritma 5 tabanında x eşittir 2 üzeri logaritma 2 tabanında 625. Burada şunu uygulayabiliriz, değil mi? Şu 2 ile bu yer değişebilir mi? Değişebilir. Bu 625 üzeri logaritma 2 tabanında 2 diyecek olursak diyemez miyiz? Deriz, değil mi? Burası tabii ki de ne olacaktır? 1 olacaktır. Şimdi sonuç olarak burası ne oldu? 625 oldu. Yani bu ifadenin sonucu 625 oldu. Yani x üzeri logaritma 5 tabanda x eşittir 625.
Biz her iki tarafa yine 5 tabanda logaritma taksak olmaz mı? 5 tabanda logaritma takalım. 5 tabanda logaritma takalım. Yine bu başa indi. O zaman logaritma 5 tabanında x çarpı logaritma 5 tabanında x eşittir 625, 5 üzeri 4 değil miydi? 4 başa inecektir, değil mi? Logaritma 5 tabanında 5 de 1'di zaten. O zaman şöyle düşünelim. Logaritma 5 tabanında x'in karesi 4 mü? Evet, şunu biraz daha düzgün yazalım. Şunu biraz daha düzgün yazalım değerli arkadaşım. Logaritma, evet. O zaman logaritma 5 tabanında x ya 2'dir. Logaritma 5 tabanında x ya da eksi 2 olacaktır. Buradan x eşittir 5'in karesi ya da x eşittir 5 üzeri eksi 2 olacaktır ki kökler çarpımı 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri eksi 2, o da 5 üzeri 0. Bu da 1 yapacaktır. O zaman 3. ve son sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet değerli arkadaşım, kazanım 44'ünde bu şekilde sonuna geldik. Kazanım 45'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.